Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nefis bir bamya yemeği yapacağız. Tarifimiz için yaklaşık yarım kilo bamya kullanacağız. Bamyamızı güzel bir şekilde ayıkladık. İsterseniz bamya ayıklama videoma da yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Yemeğimizi pişirmek için tenceremizin içerisine şöyle çeyrek çay bardağı zeytinyağımızı alıyoruz. Ardından yemeklik doğranmış bir adet kuru soğanımızı ekliyoruz. Soğanımızı orta ateşte pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Soğanımız yavaş yavaş kavrulmaya başladı. Şimdi kabuklarını soyup ince ince doğradığımız bir adet domatesimizi ekliyoruz. Şöyle dipten bir karıştıralım. Tenceremizin kapağını kapıyoruz ve domatesimiz tamamen ölünceye kadar kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Domatesimizi yaklaşık 10 dakika kadar çok güzel bir şekilde pişirdik. Şimdi rendelenmiş 2 diş sarımsağımızı ekliyoruz. Ardından bir tatlı kaşığı domates salçası ekliyoruz. Salçamızı da kokusu çıkıncaya kadar yaklaşık 2-3 dakika kavuruyoruz. Evet, salçamız da kavrulmaya başladı. Şimdi bamyamızı ekliyoruz. Ardından bamyamızın salyalanmaması için taze sıkılmış yarım limonumuzun suyunu ekliyoruz. Ekşi seviyorsanız eğer limon miktarını fazlalaştırabilirsiniz. Ve şöyle 1 su bardağı haşlanmış nohutumuzu ekliyoruz. Yemeğimize biraz tuz ekliyoruz. Son olarak da yemeğimize sıcak suyumuzu ekliyoruz. Yemeğimizi şöyle dipten bir karıştıralım. Bamyamızın pişerken parçalanıp dağılmaması için bu aşamadan sonra bir daha asla karıştırmıyoruz. Yemeğimizin suyu da yavaş yavaş kaynamaya başladı. Şimdi tenceremizin kapağını kapıyoruz. Ocağımızı da kısığa alıyoruz ve yemeğimizi yavaş yavaş pişmeye bırakıyoruz. Bamyamız yaklaşık 50 dakika gibi bir sürede çok güzel bir şekilde pişti. Arkadaşlar, yemeğinizin pişme süresi kullandığınız bamyanın cinsine göre değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmenizde fayda var. Yemeğimiz oldu artık. Şimdi ocağımızın altını kapayalım. Yemeğimizi yaklaşık bir 15-20 dakika dinlenmeye bırakalım. Ardından servis edeceğiz. Nohutlu bamya yemeğimiz servise hazır. Tam kıvamında efsane bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.